bir haftanın ilk iş gününde siz değerli izleyenlerin karşısındayız Kanal T ekranlarında değerli izleyenler. Yanımızda bitki uzmanı İbrahim Gökçek var. Kendisiyle bu programda kolesterolden başlayarak sizler için hastalıklara çare bulmaya çalışacağız efendim. Evet merhaba. Merhaba. İbrahim Bey, yeni bir haftada yine beraberiz. Evet, kolesterol evet. Maalesef asrımızın en büyük rahatsızlığı. Kolesterolle ilgili mesela dün bir televizyon programında uzmanlar bugüne kadar 300 milyar dolar ilaç satılmış, kolesterol ilaçları 300 milyar dolar. Fransız asıllı bir doktor da bunun statin yani kolesterolle karşı satılan, kullanılan ilaçların hiçbir etkisinin olmadığını, bunun bir dolandırıcılık olduğunu, insanların dolandırıldığını belgeledi, bir kitap yazmış. Statinler faydalı olmadığı gibi çok çok zararlı. Ben bir dostumu Antalya'da ziyarete gitmiştim. Kolesterol ilaçlarının hepsinin ham maddesi statindir. Adamcağız makam koltuğunda oturmuyor. Orada yumuşak bir koltuk var, orada oturuyor. Dedim ki neden yerinde oturmuyor? Ve otururken de böyle ikide bir sağ yana açıyor, sola oturuyor. Ve seyret dedim ki ne var? Hemoroid mi var yoksa? Ne oturamıyor, rahat oturamıyorsun dedim. Yok dedi, hemoroid olsa dedi, keşke dedi. Ne var dedim, niye oturamıyorsun o zaman? Ya hiç sorma dedi, bir dostum bana dedi, kolesterolüm vardı. İlaç verdi, kolesterol için dedim. Bütün kasları erimiş adamcağızın. Poposundaki kaslar eridiği için kemikler, sinirleri sıkıştırıyor. Batıyor her tarafı. Yumuşak bir yeri arıyor. Ekstra şöyle özel bir tüy yastık getirmiş, koltuğun üstüne koymuş ama buna rağmen rahat edemiyor. Sağa sola yatıyor. Doktorların verdiği ilaçlarda kolesterol erisin derken kasları erimiş. Oturamaz hale gelmiş. Ya nereden kullandım diyor. Adamcağız böyle güçlü, kuvvetli bir insandı. Yani güreş bile tutulabilirdi ya. Adamcağız böyle gazel gibi olmuş yani. Gitsen yıkılacak hemen. Değilsen işe evde yatmaktan artık kolesteroldan dolayı yağlar erimiş, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalmış. Evde yatmaktan sürekli baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi. Gideyim bari çalışayım demiş. Gelmiş ama çalışamıyor. Yani kolesterol hapı kullana kullana perişan olmuş. Kimyasal kolesterol haplarının hiçbir faydası olmadığı gibi birçok yan tesiri var. Bu belgelenmiştir. Bununla da ilgili yüzlerce piyasada kitap mevcut. Peki ne yapılabilir kolesterolü? Kolesterolü tedavi etmeden önce kolesterol bazıları diyor ki işte 300'lerin üzerinde olursa tehlikeli dediler ilk önce. Önce 350'lerden başladılar. Sonra 300'ün üzerinde İnsanlar biraz dikkat edince, kolesterol seviyesi düşünce 250'nin üzeri de tehlikeli, 250'ye düştü. Sonra 230'a düştü, sonra 200'e düştü. Şimdi kolesterol bazıları diyor ki 180'in üzerinde olursa da tehlikeli. Bazıları diyor ki 160'ın üzerinde olsa da tehlikeli. Sürekli aşağı çekiyorlar kolesterolü. Oysa kolesterol insan için, insan hayatında çok çok önemli. Neden önemli? Birçok hormonun ham maddesi. Kadınlarda kadınlık hormonu, erkeklerde erkeklik hormonu. Sadece hormon, cinsel hormonlar değil, birçok hormonların ham maddesi. Mesela zeytinyağı yediniz. Neye dönüşür? Oleik asit, arahidon asidi, arahidon asit, prostaglandin E1, E2, bu da hormona, kolesterola, o da hormona dönüşür. Bu bir dönüşüm. Siz kolesterolü azalttığınız zaman, yani cinsellik de gider, çift hastalıkları başlar, birçok hastalık tetikler. Peki, iyi huylu, kötü huylu kolesterol. Yani kolesterolle ilgili çok tartışma var ama arada bir şey, doktorların bir kısmı iyidir diyor, bir kısmı kötüdür diyor. Arada bir şeyi unutuyorlar. Unutulan şey ne? Homosistein, tehlikeli olan homosisteindir. Kolesterol değil. Yani bu homosistein proteinler amino aside dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Mesela proteinler neye benzetiriz?
efendim taş tuğla yapımında kullanılan ham maddeye benzetelim. Tuğla yapılırken artık bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Tuğlaya da amino asit diyelim. Hücre yapımında. Nasıl inşaat yapımında tuğla gerekiyor. Vücudumuzdaki hücrelerin yapımı için de amino asit gerekir. Hücre yani amino asit oluşumu sırasında proteinlerden parçalanarak amino asit oluşur. Bu oluşum sırasında artık bir madde homosistein ortaya çıkar. Homosistein belli bir oranda kalırsa tehlikeli değil. Ve amino asitler tekrar proteine dönüşür hücre içerisinde, hücre yapımında kullanırken. Yani besinlerdeki protein önce amino asite dönüşür, sonra insan vücudunda tekrar proteine dönüşür. Bu dönüşüm sırasında artık madde ortaya çıkar, homosistein. Homosistein belli bir oranda kalırsa tehlikeli değil. Fakat homosistein oranı yükselirse yavaş yavaş çok çok tehlikeli olabilir. Neden? Çünkü homosistein LDL kolesterolünü oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Vücudumuzda makrofaj denen bir bağışıklık sisteminin alt elementi var. Bu ahtapot gibi. Bakteri, virüs ve mantarları milyonlarca gözü varmış gibi. Yakalar, yer, yakalayamadığına da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. İşte bu makrofaj, öldürücü hücre, mikropları öldüren hücre, oksit denen LDL, kolesterol mikrop gibi algılar, onu yer, şişer, balon gibi olur, sonra patlar, ölür. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar. Bu da damarlarda, dokularda, organlarda yağlanmaya sebep olur. Tehlikeli olan bu oksit denen kolesterolün, homosistein tarafından oksit denen LDL kolesterolün makrofaj tarafından yenerek ortaya bir curuf çıkmasıdır. Aslında LDL kolesterol değil artık bu. Curuf, pislik bir ekintisi. Makrofaj onu yiyor, sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Artık bu kolesterol değil. Buna diyorlar ki bu kolesterol, bu LDL kolesterol diyorlar. Bu kolesterol değil. Bunu makrofaj ne yapıyor? Parçalıyor, yiyor. Ama ilim adamları incelediklerinde bakıyorlar ki bunun %99'u LDL kolesterolü. O zaman diyorlar LDL kolesterolü tehlikeli. Bu bir curuftur, bir pislik birikintisidir. Bu da damarların iç yüzeyinde ne yapıyor? Sümüksü, süngerimsi, yapışkan yamalar oluşuyor. Eskiden köylerde mesela 50 yıl önce insanlar elbiseleri mesela bir yer yırtıldığı zaman oraya ne yaparlardı? Yama yaparlardı. Yamalı elbise olurdu eskiden. 50 yıl, 60 yıl önce insanlar yamalı elbise giyerlerdi. Sonra da mesela köylerde böyle bohçacı kadınlar olurdu. Yamalı bohçalarla tekstil satarlardı. Damarların iç yüzeyi işte böyle yamalı bohça gibi oluyor. Böyle kolesterol nedeniyle yamalar yapışıyor. Vücudumuzda bu yamaları eritmek için bir enzim salgılar. Bu enzim sadece o yapışkan maddeyi eritmiyor, plakları. Aynı zamanda damarların iç yüzeyindeki çok hassas, çok önemli lipitleri de eritiyor. Koruyucu damarları, koruyucu lipid de eritiyor. O zaman ne olur? Kişinin tansiyonu hafif yükseldiğinde damarlar inceldiği için kalp krizi geçirebilir, beyin kanaması geçirebilir vesaire. Bir sürü hastalık ortaya çıkabilir. Aniden ölebilir. Yani burada tehlikeli olan iyi huylu, kötü huylu kolesterol değil. Curufa dönüşen LDL, kötü kolesterol. Bu dönüşüme sebep olan homosistein. Homosisteinin ortaya çıkması nereden kaynaklanıyor? Bağırsaktaki mantarlar. Ne ilgisi var mantarların? Çünkü bağırsaklardaki faydalı bakteriler B6 vitamini, B12 vitamini üretir. Faydalı bakteriler azalırsa vitamin azalır. Homosisteini faydalı amino asite dönüştüren nedir? Bu faydalı bakteriler üretmiş olduğu B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Faydalı bakteri azaldığında, zararlı bakteri ve mantarlar çoğaldığında vitamin azalıyor, mantarlara uğratmış olduğu toksik madde çoğalıyor.
toksik madde, mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeyi arıtmak için de B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcanır. Böylece kişi de bu B vitaminleri kompleksi azalırsa homosistayını azaltmak mümkün olmaz. Homosistayın sürekli yükselir. Homosistayın LDL kolesterolünü oksitlenir. LDL kolesterolü oksitlenir. LDL kolesterolünü makrofaj yiyerek ortaya sümüksüz, süngerimsiz, yapışkan bir madde çıkar. Buna curuf denir. Yamalı bohçalar oluşur damarları içten. Yani aslında uzmanların iyi kolesterol şöyle, kötü kolesterol böyle vesaire demeleri yani biraz da şey yani konuyla ilgisi yok aslında. Detayı biraz detaya inmiyorlar yani konunun özüne inmeden kolesterol şöyle, kolesterol böyle diyorlar. Burada tehlikeli olan bağırsaktaki mantarlar. Mantarı yok ettiğinizde problem çözülüyor. Evet. Statinler çok çok tehlikeli. Kullananlar perişan oluyor. Kimyasal kolesterol düşürücüler kolesterol düşürmediği gibi insanların kaslarını eritiyor. Perişan ediyor. Bununla ilgili doğal olarak doğada ne var? Enginar var. Enginar. Enginarın ama biz yanlış anlıyoruz. Mesela enginar şu çiçek tabanı olan kısmı, yenen kısmı burası şurada soyulduktan sonra içerisinde burada çiçek tabanından sebzeli yemeği yapılır, yenir. Çok güzel, lezzetli bir yemek elde edilir enginar. Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgesi çok çok yetiştirilir. Fakat bunun birleşimindeki enginarın etken madde siyanopikrin, etken madde çiçek tabanında değil, bitkinin gövde yaprağında. Kişi 200 kiloda enginar yese bir yıl boyunca bir faydası olmaz. Çünkü çiçek tabanında etken madde yok veya çok çok az. Bütün etken madde yaprağında. Şimdi bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan birkaç örnek verelim. Mesela Profesör Doktor Kirchhoff 1994 yılında yapmış olduğu deneylerle enginarın safra artırıcı olduğunu belgelemiştir. Kolesterol düşürdüğünü belgelemiştir. Profesör Doktor Hammer, Profesör Doktor Diehl yine lipid trigliserit kolesterolü enginardan elde edilen ekstraktın düşürdüğünü belgelemiştir. Profesör Doktor Finkelmann Hamburg Riesen Hastanesi'nde, klinik hastanesinde 553 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Yüksek kolesterol, lipid, trigliserit gibi problemi olan insanları tedavi etmiştir. Yine Profesör Doktor Gerhard Tübingen Almanya'da üniversitede hastanesinde hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Hastalarını enginar ekstraktiyle iyileştirmiştir. Belge var, bilgi var. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Enginar, bunun birleşiminde enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, şahdere ekstraktı, kara hindibe ekstraktı, mahonya ekstraktı gibi karaciğerle ilgili 19 bitkinin ekstraktından oluşur. Kişi kullanmadan önce doktoruna gitsin, kan tahlilleri yaptırsın ve kullansın. 6 hafta sonra etkisini görür. 6 hafta. Diğerlerinin düzeldiğini görür. Bir beyefendi Umraniye'den geldi. Gazetede çalışıyormuş ama çalışacak hali yok. Dermanı yok. Efendim başında yanma hissediyor. Bir ellerinde böyle bir hissizlik hissediyor. Efendim gastriti var, ülser var, kolesterol, lipid, trigliserit bütün değerleri alt üst olmuş. İlaç kullanmış, kullanmış, perişan olmuş. Dedi ki ne olacak benim halim? Artık çalışamıyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorum. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Bakalım ne olacak? Altı sürekli doğal tedavi noktaneti her hafta gelişmeleri yazdı. Takip. Bu hafta şöyle dur, gelişme oldu, bu hafta böyle oldu. 6 hafta içerisinde lipid, trigliserit değerleri normala döndü. Adamcağız hiçbir şey yiyemiyordu. Her şey yer oldu. Hatta diyor ki akşamları çocuklarımla, ailemle birlikte artık çekirdek içiyorum diyor, rahatım. Hiçbir şey yiyip içemeyen kişi, yağlı çekirdek böyle hiçbir şey yiyemeyen kişi rahat rahat çok çok iyiyim diyor. Bir şeye dokunsa hissetmiyordu. Artık
kanındaki aşırı yağlanma nedeniyle sinir uçları dahi fonksiyonu yerine getirmiyor. Bu tür rahatsızlığı olan birçok insanı hamdolsun tedavi ettik. Mesela Çatalca'dan Fadiman'ın trigliseridi 527, kolesterolü 300'lerde, bütün değerleri fırlamış. Doktoru her şeyi yasaklamış. Hayvansal bir şey yok. Zepse haşlıyor, yiyor vesaire mesela. Kadıncağız zepse yemekten perişan olmuş. Hep ot yiyorum, artık hiçbir şey yemiyorum dedi. Hiç et yüzü görmüyor artık. Problem değil dedim. Biraz sonra istediğin her şeyi yiyebilirsin. Gerçekten mi gerçekten? Evet, deneyeceğiz, göreceğiz. 527 olan trigliseridi 160'a düştü. 28 günde. 28 günde. Kolesterolü, tansiyonu, bütün değerleri normale döndü. Doktoruna gittiğinde demiş ki doktoru, teyzeciğim artık yavaş yavaş bir şeyler yiyebilirsin. Arada sırada et yiyebilirsin. Hatta tereyağı bile yiyebilirsin demiş. Aslında sağlıklı bir insanda mesela diyelim ki 100 gram tereyağı yedi. Yenmezdi, yedi. Aşka geldi, yedi. Taze tereyağı gelmiş köyden, yedi. Kolesterolü 200 ise sadece 204'e çıkar. Neden? Çünkü kolesterolü karaciğer üretiyor zaten. Yediği besinler çok az etkiler. Bir kişi her gün 100 gram tereyağı yiyemez ki. Tereyağında zaten zararı yok. Zararlı olan margarindir. Ölü, margarin ölü yağ, tereyağı diri yağ, canlı yağdır. Tereyağı yerse ne olur? Vücut bunu hazmeder ve bir zararı olmaz. Aşırı yeme olma şartıyla yiyebilir. Fakat margarin sıvı yağların sıkıştırılarak sis formundan transforma geçtiği için, şekli bozulduğu için margarinler bir çeşit plastiktir. Yağ değil, plastik. Biz aslında margarin yiyenler aslında yağ yemiyor, plastik yiyor. Sinek dahi margarine konmaz. Çünkü neden? Ölüdür. Yani böceklerin gözü çok hassastır. Yani gördüğümüz gibi değil. Onlar besin olan bir şeyle olmayan bir şeyi görebilir. Işın yayar çünkü besinler. Ultraviyolet ışınları böcekler fark eder. Besine konar. Oradan istifade eder. Besin olmayan bir şeyi bilir. Ona gitmez. Bu nedenle margarin artık besin değildir. Ya bunun da yavaş yavaş margarin içeren her şeyin piyasadan kalkması gerekir. Çünkü insan sağlığına için çok çok tehlikeli. Evet, ölü yağ.